Olamaz ya. Hoşgörünün, medeniyetin, kültürün, tarihin olduğu bir şehirdir. Önce bir Amasya iyi bir özetleyelim. Amasya 8500 yıllık bir geçmiş var. 14 medeniyeti ev sahipliği yapmış. Efendim, ilimin beşiği olarak tarihe geçmiş. Efendim, burada neden ilim şehri diyoruz? İlimin yanı sıra bilim de var. Efendim, bilimin de merkezi diyoruz. Şimdi elbette ki şöyle bir maziye uzandığımızda neler gelmiş, neler geçmiş diye baktığımızda burada İlhanların, Selçukların tarihi dönemlerinden, o dönemlerinden kalan tarih yapıları görmeniz mümkün. Biraz sonra işte 8500 yılın mağaralarını göreceğiz geçerken. Biz Osmanlı Amasya'mızı tarif ederken öyle söylüyoruz. Diyoruz ki önce bir gelip görün, kafanızda yorumlayın. Lakin tarihçesinde bizden dinleyin. 8500 yıl demişken, 14 medeniyeti söylemişken ayrıca geliyoruz. Osmanlı'nın bitti denildiği bir dönemde Çelebi Mehmet tarafından yeniden toparlanmış. Yeniden Osmanlı'nın kuruluşuna vesile olmuş bir şehir. Sonra ne yapmış? Şehzadeler şehri diyoruz. Osmanlı'nın yükseliş devrindeki o güçlü padişahların 7 tanesi bu şehre gitmiş. Yani Osmanlı saltanatına 7 tane kudretli sultan göndermiş bir şehir. Sonra ne olmuş? Ve Cumhuriyet'in ilan noktasına geldiğimizde, yani 1919'lara geldiğimizde memleketimizin dört bir tarafından saldırıya uğradığı ve paylaşılmak istenen haritaların yapıldığı bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1919 12 Haziran aylardan Ramazan Amasya'ya teşrif eder. Burada ne var? İşte Gülüştepe diye Gazi Paşa'nın karşılandığı bir yer kaldı. Gazi Paşa'nın buraya teşrifinde Amasya müftüsü Tevfik Efendi, Amasya faizi Kamil Efendi ve 53 arkadaşıyla beraber karşılama programları var. Tabi o gün Amasya hem hüzünlü, hem heyecanlı, hem cesaretli. Bu arada korkaklar da vardır mutlaka. Onlara sözüm yok. Ama belli de bir yiğitler var. Gülüştepe'de toplananlar. Bir beklentileri var. Heyecan dorukta. Neyi bekliyorlar? Şimşek gibi gözleri, çakan, masmavi gözlü, sarışın bir yiğit bekleniyor. Geldi gelecek. Acaba başına bir hal mi oldu derken Gazi Paşa teşrif ediyor. Gazi Paşa'nın teşrifinde Amasya müftüsü Paşam, Amasya eminiz dediği an işte tamamen Türkiye'de değişen bir düzenin, yeniden yapılanmanın başlangıcının hafızalarda oluşması başlıyor. Ve Amasya genelgesi geleceğiz. Şimdi Gazi Paşa çok mutlu oluyor tabii. Çok mutlu oluyor. Burada ne var? 22 Haziran yani bugün Amasya Genelgesi'nin imzalandığı gün. Yani özgürlüğün meşalesinin yandığı, bugünkü yaşadığımız Cumhuriyet rejiminin felsefesinin hafızalarda oluştuğu bir gün. Eyvallah. Ben tabii şöyle söylüyorum, biraz bazıları abartı gibi düşünebilir bunu ama ben asla öyle kabul etmiyorum. Diyorum ki Gazi Paşa'ya, camiye giden de, cem evine giden de, meyhaneye giden de, postaneye giden de, hastaneye giden de, sarıklısı da, boylusu da, fotöllüsü de, çiftçisi de, memuru da, amiri de, o memleketi seviyorum diyen herkes saygı ve minnet. Eyvallah, eyvallah.
Başkanım şey, biraz da kültürüne değinelim. Tarihi müthiş bir anlatımız da çok güzeldi. Evlerinden biraz bahsedelim. Evet, evleri şimdi, dillere destan. Şu anda tam da yanımdan geçiyor. Biz buraya içeri şehir diyoruz. İşte Amasya'mız. Bozulmamış tamamen. İşte 1900 onlarla çıkmış. Onun içerisine girdiğimizde bakın şey, önce şeyi görmek lazım. Yukarıdaki işte 8500 yıldan bahsederken onları görüyorsunuz. Evet. Yaşam merkezlerini görüyorsunuz. İşte Amasya mutfağı. Bugün istediğiniz Amasya'nın yöresel yemeklerini bulursunuz. Bizim damak tadımız vardı. O damak tadımız, ülkenin damak tadını. Yani varsayalım Hakkari'den gelen kardeşimiz, varsayalım Edirne'den gelen, varsayalım sizin gibi Konya'dan gelen kardeşimiz efendim, burada damak tadını yaşar. Mesela Konya, siz Konyalısınız. Bamyalar buradan gidiyor. Evet, onu söyleyecektim. Efendim, bamyalar buradan gider. Yani öyle bir damak tadımız vardır ki, efendim, Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, son olarak bir de Amasya kirazıyla meşhur. Şimdi kiraz konusu biraz aslında bizim Konya'da da bazı ilçelerimizde kiraz var ama burada festivali de yapılıyor evet, şu anda. Evet. Dilerseniz yaptım. Ondan da birkaç cümle. Yani Amasya kirazının farkı ne? Nedir? Nerelere gidiyor? Nasıl ithalat ve ihracatı vesaire? Evet. Amasya kirazı özel bir şu anda Rusya. Ağırlıklı. Dünyanın çeşitli yerlerine gidiyor. Daha önce biliyorsunuz bir elmamız vardı. Evet. Elma ile alakalı efendim yoğunlukla bizim vatandaşlarımız geçimlerini sağlarlardı. Ama tabii bizim Amasya elmasının özellikleri vardır. Evet. Bir sene verir, bir sene vermez. Şimdiki ekonomik şartlarda değerini kaybetmiş vaziyette. Yine var tabii ama pek istediğimiz olarak Amasya elması bulmak mümkün değil. Vatandaşlarımız kiraza yöneldi. Kiraz mesela Türkiye'de, kiraz ilk çıkan yerlerden birisiydi. Tekrar dönüyorum, Türkiye'de kiraz en son çıkan yerlerden birisidir. İşte yükseklerdeki kirazlarımız, Türkiye'nin çeşitli yöresel bölgelerine kirazlar artık savruldu dediğim zaman, orada kirazlarımız çıkmaya başladı. Amasya kiraz, aynen Amasya elması gibi. Hemen bir tarafı beyaz, bir tarafı kırmızı, hafif beyaz şeklinde ve serttir. Efendim, ağzı doldurup damak tadı güzeldir. Efendim, tadına bakacağız inşallah başkanım. Kendimiz karar verelim. Bakmadınız. Henüz bakmadık. Festivale gitmedik. Festivale akşam hiç, inşallah gideceğiz. Hiç olmamış. Başkanım evet. Çok güzel bir sohbet oldu. Burada yalnız bir son olarak ekleyeceğiniz bir şey varsa buyurun evet. Lütfen. Şimdi burada esas ekleyeceğimiz mevzu şu. Aşk deyince ne anlıyorsunuz? Ferhat Taşir'i burada gelirken gördük görüntüm ama ona da girmek nasip olmadı bilmiyorum. Söyledim sana aşık oldum. Oldun mu? Evet, evet başkanım. Eğer sana aşık olmuşsan sebebi müsebbibi burasıdır. Yani aşkın ruhlarda buluştuğu, aşkın ilan edildiği bir şeydir. Ferhat ile Şirin. Evet. Dağların dediği. Evet. Ferhat ile Şirin diyarındayız. Evet. Amasya'ya gelen illa aşk deyince efendim işte şey ilişkisi anlaşılmasın. Bay bayan ilişkisi, aşıklığı falan gençlerin sevdası diye düşünmeyelim. Doğanın aşıklığı, tarihin aşıklığı, kültürün aşıklığı, çocuğunuza, eşinize, ananıza efendim insan kendine bile aşık olur. Amasya, efendim mutlak surette sizin birine aşık edilir. Aşk şehri diyelim. Evet, kesinlikle. Ben yani bir... Paris falan bir tarafa dursun. Genelde orası evet. Biliniyor ya. Ben size bir şunu da söyleyeyim. Dünyadaki akarsular içerisinde, net söylüyorum, dünyadaki akarsular içerisinde şehri ikiye bölüp özgün ağırlığıyla akan tek yer burasıdır. Yeşilırmak da şu anda üzerinde. Evet, tek yer burası. Dünyada söylüyorum. Efendim diyeceksiniz ki, işte Venedik var, işte Hollanda var. Efendim bunlar dolma su. Efendim buna nereye benziyor? Bu da Peşte. Bu da ve Peşte'yi biliyorsunuz. Tuna Nehri yani. Tuna Nehri de
Ben ziyarette kullanılıyor biliyorsunuz. Büyük gemilerin geçişinde kullanılıyor. Bizim bu ırmağımız Amasya'da hiçbir ticarette kullanılmaz. Hiçbir tarımsal alanda Amasya'nın içerisinde kullanılmaz. Sadece Cenab-ı Allah'ın hikmet edip gözlere ve ruha huzur vermek için ve Amasya'da aheste aheste kendi özgür ağırlığıyla böyle akar gider. Eyvallah. Başkanım, zaman nasıl gibi aktı geçti, röportajımız sonuna geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerleriniz için hem zaman ayırdınız bizlere, bu güzel tekne yolculuğunda sohbet etme fırsatı bulduk sizlerle. Her şey için teşekkür ediyoruz. Evet. İleteceğiniz son bir mesajınız varsa. Evet. Ama şeyi görmemişseniz en güzel de görmemişsiniz demektir. Bir an önce bekliyoruz. Efendim, sev Amasya'yı diyorum. Benim için olan bir gün bu. Sev Amasya'yı. Sevsin seni Amasya'yı diyorum. Eyvallah, eyvallah başkanım. Şöyle, Amasya aslında birçok özelliğiyle başkanım özetledi. Biz de bu güzel gezide görselleriyle birlikte, harika görüntülerle birlikte yolumuza devam edeceğiz gezen bilirde. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Huzurlar. Keyifli bir gezi oldu. Çünkü Amasya keyif veren bir şehir başkanım. Amasya mutlu bir şehir. Amasya'da tabii özelliklerini zaman dar olduğu için saymadım. Türkiye'de olmayan özellikler. Mesela tek dinleyin. Kamera görebilir. Korna sesi duyuyor musunuz? Korna yok. Amasya'da korna sesi duyamazsınız. Amasya'da yere tüküren insan göremezsiniz. Amasya'da yüksek sesli konuşan insan falan göremezsiniz. Amasya'da hanımefendiler yoldan geçerken yol vermeyen hiçbir araç göremezsiniz. Bir centilmenlik şey galiba. Evet. Biz aynı zamanda şöyle sağ tarafımıza baktığı zaman şehzadelerin yürüdüğü yoldan şehzadeler yolundan gidiyoruz. Burada nice şehzadeler efendim yürüdü işte camimiz karşıda. Babam bir şekil vurduğu cami diyoruz. Onun için en kısa zamanda insanları buraya davet edelim başkanım. Evet. Amasya'mızı gelin görün. Kesinlikle huzur bulacaksınız diyorum. Amasya'da geçireceğiniz iki gün sizi geriye kalan 364 günlük bekliyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Var git gönlümün gamı, ne baktım var kuşlarım.